Merhaba Çift Devlet izleyenleri. Şu anda Asus standındayız Computex'te. Asus standının ön tarafı normal son kullanıcıya giden ürünlerde. Arka tarafında ise Republic of Gamers, yani oyunculara yönelik ürünleri sergiliyor. Republic of Gamers'ın 10. yılı olduğu için yeni ürünlerini sergiliyor. Bu bilgisayar görmüş olduğunuz kasanın içinde GTX 1080 var. Nvidia'nın yeni ekran kartı 1080 var. Hem kullandığı anakart hem ekran kartı hem kasa ROG serisi. Zaten pek çok parçada monitörde ürünü sergiliyor. Eğer siz oyun hastasısınız, böyle bir sistemde kurabilirsiniz. Tabi bu en sakin ürün. Gittikçe ilginçleşen ürünler var. Mesela şu görmüş olduğunuz 10. yıl şerefine yayınlanan bir kasa gerçekten çok haşin duruyor arkadaşlar. Böyle bir kasa gerçekten ben şahsen evimde isterdim. Burada biraz fazla kırmızı bir aydınlatma yapılmış. O görüntüyü biraz değiştiriyor ama yeni Ghost Rider yani karşımızda. Şöyle baktığımızda yukarıdaki böyle arabaların yağ koyma yerine benzer bir tasarımı var. Gayet yaratıcı bir ürün olmuş diyebiliriz. Alt tarafına indiğimizde Asus'un yine biraz daha üst seviye ekran kartları, anakartı kombinasyonlarını görüyoruz. Tamamen üst seviye oyunculara yönelik bir kasası var zaten. Normalde ekran kartlarını buraya nasıl taşıyorlar onu da söyleyelim sizlere. Normalde PCI Express kabloyla, şurada görmüş olduğunuz gibi PCI Express slotu şu esasında. Bunu kabloyla aktarımı yapılıyor. Ekran kartını daha farklı yerlere taşıyabiliyorlar. Eğer siz de kasaları modlamak istiyorsanız bu tarz aparatlar alabilirsiniz. Tanıtımda beni en çok etkileyen şeylerden biri de şu görmüş olduğunuz kasa arkadaşlar. Mesela ben de bir nevi 1+1 evde oturuyorum ve artık 1+1 ev konseptinde şehirlerde yazı masası koyacak yeriniz çok fazla olmuyor. Ya da bir bilgisayar masası koyacağınız yer olmuyor. Ne oluyor? Sizin salonunuz esasında yaşam alanınız. Yani bir salon PC'si koyabilirsiniz. Yani oyun bilgisayarınız salonda durabilir ki bu televizyonun yanında bir konsol gibi oldukça şık bir şekilde de durabilir. Şöyle içini de gösterelim arkadaşlar. Mesela ROG Avalon modeli bu. İçerisinde Intel'in 6. nesil işlemcisi var. Büyük ihtimalle Core i7'dir. Tabii donanımı değişebiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güçlü bir PC çözümü. SSD'leri buraya takıyorsunuz ve bunların hepsi metal ve soğutmalı. Bunların hepsi de kasanın soğutumuna da destek sağlıyor, artı sağlıyor. Mesela şöyle arka tarafına bakalım. Bir nevi amfi gibi çok güçlü bir bilgisayarınız oluyor. Ben ekran kartını merak ettim. Burada ekran kartı neymiş? Onun bilgisi yazmamışlar. Ama hani oyun bilgisayarı olduğu için sonunda illa bir oyun oynatılacak güçlü bir ekran kartı vardır diye düşünüyorum. Burada detayları yazıyor. Mesela her yerde farklı yazmışlar arkadaşlar. GTX 980 varmış ekran kartı olarak. İşlemci de 6700K. Evet. Görmüş olduk. Şu şekilde tekrardan donanımını da göstereyim. İçini açtı. Bu bir soğutucuydu. Soğutucuyu çıkardıktan sonra esasında içerisi bu. Burası soğutma bloğu. Suitable for gaming. So yeah. What we wanted here is like we started from zero and think about if we want a perfect machine for gaming, what shape it should have. Şöyle arkadaşlar, biz Türkler daha pratik zekalıyız bu arada arkadaşlar. Evet, burada da ekran kartı var. Ekran kartının bordunu buraya yapıştırmışlar. Su bloğu ile çalıştığı için ekran kartı daha incelmiş ve buraya doğrudan konumlandırılmış. Yani ürünün içi şu şekilde. Ekran kartını buraya almışlar. Anakart işlemci kısmı burada. Soğutma bloğunda kenara almışlar. Evet, burada Thermal Take-in kasasını kullanan yine bir Republic of Gamer ROG ürünü var. Bu da
etkileyici bir tasarıma sahip. Bu neymiş? Bu çok ilginç duruyor. Küçük bir şey, minik. Yani şöyle bir PC'ye kimse hayır demez bu bir PC ise. Ki PC'ymiş arkadaşlar. Şuradan hemen gösterelim. Burada biraz yansıma yapıyor. Her yerde ışık var. Intel'in yeni nesil o işlemcisi 1080. Bunları nasıl sığdırmışlar ben anlamadım. Herhalde onun özelliği şu. Şu bilgisayardan bahsediyor. Bu bilgisayarda GTX 1080 var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kasa bu. Bu da bunun minnak versiyonu. Görmüş olduğunuz gibi gelişmiş bir anakartla beraber kullanabiliyorsunuz. Tabii Republic of Gamer tarafı bu kadar değil. ROG serisinde daha başka ürünler burada da var. Buradan kasalar, donanımlar sergileniyor. Mesela şöyle çeşitli Asus onaylı ya da dizaynı Asus tarafından yapılmış ürünler yer alıyor. Mesela kahvesini koymuşlar ama şu üründe gayet ateşli duruyor. Son olarak bu kadar güzel bir standı sizlere iyice gezdirip bitirelim. Burada Asus'un aksesuarları var. Republic of Gamer aksesuarları ve donanım bileşenleri de sergileniyor. Mesela burada yeni nesil X99 anakartlar var. Özellikle anakartın kendiliğinden böyle bir led varsa güzel. Evet var. Şuradan ledini görebiliyoruz. Bayağı güzel bir görünümü var ki özellikle şu PCI'lerin geçti. Tam kasa modlayan insanlara göre. Zaten artık oyuncular konsol oynamıyorsa, bilgisayar oynuyorsa daha çok modlamaya ya da daha profesyonel kullanım çözümlerine bakıyorlar. Burada da bu arada bir güzel hanım var. En az kendisi de bilgisayar kadar güzel arkadaşlar. Evet. Burada ürünler bu şekilde. Yeni notebookları da Republic of Gamer tarafında VR destekli notebooklar da burada sergileniyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Asus'un 10. yılını kutladığı Republic of Gamer ROG alanındaki gelişmeler bunlar, ürünler bunlar. Herkes VR deneyiminde yaşıyor. Mesela şu anda VR gözlüğüyle beraber oyun oynuyor ki oynadığı oyunda şu. Gerçekten bir oyun deneyimi için her şey burada var arkadaşlar. Eğer gerçekten teknolojiyi seviyorsanız sadece videolarla da yetinmenizi tavsiye etmiyorum. Böyle fuarların olduğu yerlere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.